Genel Türk Masası kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Masum Türker, Sayın gaffar Yakınca, Sayın Ahmet Özal ve Sayın Abdülkadir Selvi ile birlikteyiz bu akşam. Şimdi e, CHP liderinin yurt ziyaretlerine bildiğiniz gibi değerli izleyenler ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ile başladı. Ama e, aslında en çok da o e, 8 saatlik New York ziyareti ve o ziyarette e, yemek molası verdiği işte hamburgerci üzerinden Amerika Birleşik Devletleri temasları tartışıldı diyebiliriz belki de. Sayın Kılıçdaroğlu bu sefer de İngiltere'de yine hamburgere vurgu yaparak sosyal medya hesabından ekranda getiriyoruz. CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik'le Londra'da hamburger yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında da hamburgerimizi yedik saat 22'de. Görüşmek üzere notunu düşmüştü o açıklama yapacağı gün. Şimdi e, Sayın Türker sizinle devam edelim. Yani nedir bu e, siyasette hamburgeri olan gönderme? Yani siyasetten evet, ne evet. anlama geliyor? Bir de e, Sayın Erdoğan da e, Gaziantep'te toplu açılış töreninde şöyle dedi: Birileri kıta kıta geziyor, dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka dediği yok ifadelerini kullandı. Evet. Şimdi e, nedir bu hamburger siyaseti? Gönderdiği videolarda. ...Bay Kemal diye başlıyor. Evet. Bay Kemal Hamburgerci'de, Bay Kemal... ...Londra'da, Bay Kemal şu görüşmeyi yaptı. Bir kere... ...eski edilgen... ...politikadan... ...tam tersine... ...yanıtlayan politikaya... ...geçtiler. Bu bir strateji. Hani biraz evvel... ...sayın Selvi strateji dedi. Evet. Bu bir strateji. Nasıl bir strateji... Hangi konuyu, alay konusu yapıyorsa hemen onu farklı bir şekilde sunuyorlar. Şimdi hamburgerci lafı, eğer bu çekim varsa ki saat 22'de, ki videoyu seyretmedik. 22'de buluşalım derken bir hamburgerle ilgili bir video herhalde koydu tedaviyle. Evet yani bunu videodan önce paylaşmıştı. Geçtiğimiz Tabii gün paylaşmıştı. Tabii yani hazırlık işte. yapıyor insanları. Şimdi ben bu yaklaşımı... Siyasal yani bir video paylaşacağını tabii bu fotoğraflı durumda Siyasal iletişimi ediliriz. yansal davranış taktiği olarak görüyorum. Yani karşı tarafı kendi yapısı içinde sınırlandırmak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı dikkat edin son Amerika seyahatinden bu yana eleştirilerini hep Kılıçdaroğlu'nun davranışları, Kılıçdaroğlu'nun söylemleri üzerine yoğunlaştırıyor. Yani siz e, cumhurbaşkanı olamadın lafı bile işin içinde artık ikinci plana düştü. Bu konuda biz istediğimiz kadar diyelim ki böyle filan yorum yapalım. Seçmendeki tepkisini, etkisini yakın zamanda yapılacak ya da onların yaptırdığı davranışları inceleyen araştırmalarda görüyorlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu buradaki hamburgeriyelik lafıyla aslında bu hamburgeri konuyu açıklamak çekimine öncelik getirmek için yemiş. Yoksa yılda bu o lokanta gibi olan yerde hamburger yemesine gerek yok. İstediği yemeği sipariş edebilir. Ama bir de Alita de var. Hamburgerin adı biliyorsunuz fast food denirler. Hızlı yemek. Evet. E orada arada verirken hamburger yiyor. Yani bizlerin sandviç yemesi gibi. Orada hamburger dedikleri zaten sandviç niyetine yiyorlar. Şimdi buradaki yaklaşımını ben şöyle görüyorum. Siz istediğinizi söyleyin. Biz bildiğimiz yoldan dönmeyiz. Biz ya istediğimizi yapacağız. istediğimiz noktaya getireceğiz. Hedeflerimiz var demek istiyor. Ve bu hedeflerini de aslında yavaş yavaş bize tartıştırtıyor. Biraz evvel Sayın Uğuroğlu'nun o yazısını tartışmamız bile nedir? Yapmak istediklerini ortaya koymuş oluyor. Biz ister tartışalım ister tartışmayalım. Sayın Uğuroğlu'nun o konuşmasını sosyal medyada kendi yandaşlarına, kendi taraftarlarına istedikleri gibi yayıyorlar. Ben sizin buradaki bir programınızda sizde miydi bilmiyorum. Büyük ihtimalle sizdeyken söylemiş olabilirim. Ya da Hande Hanım programında söylemiş olabilirim. Bu Bay Kemal işini resimli roman yaparlarsa bayağı prim yaparlar. Yani bir kahraman yaratmış oldu. Halbuki Bay Kemal daha evvel neydi? Aşağılayıcı, hakaret edici. Yani bir çapsızlık modeliyken bunu o modu, moddan çıkarıp ben Bay Kemal'im şunu yaparım noktasına koydu. Ve dikkat edin Sayın Cumhurbaşkanı artık Bay Kemal'i kullanmıyor. Çünkü Bay Kemal pozitife geçmiş oldu. Şimdi burada analizi siyasal iletişim ve siyasal iletişimde dokunuş ve ile ulaşım, erişim bakımından görmeliyiz. Burada erişim erişti. Yani şu fotoğraf bile o zaman o siyasi iletişimin bir parçası e, mı? Gayet tabii bir parçası. Yani ne diyor? Biraz sonra saat 22'de bekleyin diyor. Yedik hamburgeri. Saat 22'de de açıklayacağız ne yaptığımızı. Şimdi saat 22 dediği Türkiye'nin yani saatini... Yani gündemdeki popüler bir e, tartışma konusuyla 22'deki konuşmasını mı vurmuş? E, Popüler konuya gibi. zaten kendisi çekmiş. Yani bu 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 kavramlar, bu laflar tesadüfen gündeme gelmiyor ki reklamcılar ile iletişimciler kafa patlatıyorlar ve bu kafa patlatırken de ikinci aşaması <laughs> kafa patlattıkları konulardan hangisi ters dönüyorsa onun üzerine inşa ediyorlar. Yani şöyle bakılması gerekir. Ben bunu hep söylerim. Siz akıllısınız da karşınızdaki akılsız mı? Karşınızdaki de en az sizin kadar akıllı. Çünkü sizinle aynı sahnede mücadele. Yani bir yandan da hani Sayın Kılıçdaroğlu müzikli müzikle klipler paylaşıyor ya. Evet tamam işte onun için yapıyor. Yani, evet, yani o da o zaman siyasi yani Türkiye'de, iletişiminin bir parçası mı? Yedek kim peki? Ana akım medyada şu anda Türkiye'de Kılıçdaroğlu'na yakın olup onu önde haber gösterenler yüzde <laughs> yirmi %75 ana akım medya Kılıçdaroğlu'na önüne çıkartmıyor Peki bu ama bununla çıkıyor. Bu stratejinin e, hedef kitlesi kim o zaman? Bütün seçmenler. Yani şu anda Bay Kemal'i bile olumlu Yoksa daha AK ağırlıklı Parti olarak genç seçmen bize kuşağı genç, mı? Genç genç seçmen diye herkes düşünmeyin. takip etmiyor seçmenler. medyayı. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun bütün hitap ettikleri genç seçmen. Mesela şimdi Gençlik Kolları başkanıyla. Fotoğraf veriyor. Burada gençlere size de yer var yanımızda demek istiyor. Yani pekala bu fotoğrafı genel sekreteri Sayın Sayek ya da Sayın Öztürk'le da verebilirdi ama hayır. Burada özde gence hitap ediyor, sözde de neye hitap ediyor? Şeye Peki hitap o ediyor genç, kitle. e, genç kitlede yeterince etkileşim alıyor mu bu paylaşımlar? Etkileşimli ki bu paylaşıma bakmayı sağlıyor. Yani buradaki bir şey alması değil bakın. Şu anda siyasal iletişimde amacı ne? Akşam saat 22'de söyleyeceğini dinlettirmek. Yani biz farklı bakıyoruz. Sanki bu bununla sağladı. Hayır bununla akşam beni izleyin diyor. İzleyin derken karşısında kimi görüyorsunuz? Genç bir adam. Bunun gençlik kolları başkanı olduğunu da biz bilmiyoruz. Biz siz söylerken anlıyoruz. Ya da yazarken gençlik kolları başkanımızla beraber diye yazıyor. Şimdi burada siyasi dikkati çekmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken Sayın Kılıçdaroğlu yapmıyor. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanı her şeyi kendi yapmıyor, kendi kadroları, kendi iletişimini sağlayanlar, kendi danışmanları yönlendiriyorsa onu da aynı şekilde yönlendiriyor. Çünkü bu iki tarafın hedefi siyasa iletişim yapmak. Yani benim yorumum, Sayın Yalkın'ın yorumu ya da başka birisinin yorumundan çok tamamlarsın. Genel kitleye bakış açılarını yakalamaya çalışıyorlar ve bununla şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki ben öyle işler yapıyorum ki ana akım medyayı bile merakta bırakıyor. Hatta belki, belki saat 22'de yarınki programlarınıza dile getireceksiniz. Şimdi vakit yok diye koymadınız fazla. Bu önceden yapılmış bir paylaşım. İşte hayır işte tamam ondan sonraki paylaşımı... Bakmıyoruz. Ondan sonraki paylaşımda ilginç şeyler varsa, yani ki programınızda yani ki siz ana haberi sunacaksanız ana haber de sunacaksınız belki de. Yani burada ana akım medyaya da çekecek bir şey yapıyor. Biz bazıları eleştirilerek bakarken ben bir tek bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Bay Kemal'i küçülten kavram olmaktan çıkardı artık. Ya kullanmıyor. Ve yine söylüyorum eğer CHP'liler Bay Kemal diye bir çizgi roman yayınlanmasını sağlarlarsa inanın bana çok önemli bir hedefe gitmiş olurlar, önemli bir vuruş sağlamış olurlar. Peki teşekkürler. Sayın Özal sizinle devam edelim. Şimdi bu meseleyle ilgili aslında Sayın Türker dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir mesaj verdiğini düşünüyorum dedi. Siz istediğinizi söyleyin biz bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz mesajını veriyor dedi. Şimdi siz katılıyor musunuz? İşte bu hamburger yediği fotoğrafı paylaşmasıyla onun dışında o müzikli klipler de bir yandan paylaşıyor Sayın Kılıçdaroğlu bu geziler esnasında. Ya yani bundaki hedef kitle kim? Gençler mi? Yeterince etkileşim alıyor mu? Hedefine ulaşıyor mu Sayın Kılıçdaroğlu bu paylaşımlarıyla mesela? Şimdi ben e, Sayın Masum Türker'e katılıyorum. Yani bu bir e, iletişim şeklidir. E, i̇steyerek, bilerek veya bilmeyerek. Yani şimdi İngiltere'de, Londra'da olsun, New York'ta olsun, oraları çok iyi biliyorum. Orada lokantalar var, restoranlar var. Yani birkaç bin dolara zor çıkarsınız girdiğiniz zaman. Dolayısıyla hamburger yemekle bir e, pahalı bir lokantaya gitmek arasında büyük bir siyasal iletişim farkı var. Dolayısıyla hamburger yemesi tabii gençlere hitap eder kesinlikle ve aynı zamanda da eğer Sayın Kılıçdaroğlu oranın Londra'nın, New York'un en lüks lokantalarında birinde yemek yemiş olsa çok daha fazla eleştirilirdi. Dolayısıyla hamburgeri yiyerek kendisinin öyle lüks lokantalarda gezmediğini de ifade etmiş oluyor. Ha bu bu, bu bilerek mi yaptılar bunu, bilmeyerek mi yaptılar bilmiyorum ama şunu unutmayalım, şeyde en son e, Sayın İmamoğlu'nun seçiminde 15 yaşında bir çocuk her şey çok güzel olacak dedi ve onu slogan yaptılar. Yani bazen küçük şeyler çok kıymetli sloganlar haline gelebiliyor. Bay Kemal meselesi de e, doğrudur. Şimdi Bay Kemal dedi ama Bay Kemal'i e, aşağılayıcı olarak almayıp onu kullanmaya başladılar. Dolayısıyla o da bir iletişim şeklidir. Yani dolayısıyla e, iletişim açısından e, bir lüks bir lokantada binlerce dolar verip yemek yemek yerine hamburger yemesi bence doğru bir mesaj olarak görüyorum ben Sayın Masum Türker'e katılıyorum bu konuda.